Ne bu halin kızım? Saçı başa dağıtmışsın. Ferhat tutuklandı anne. Ne yapayım, gülüp oynayayım mı? Ferhat'tan sana ne? Ne demek sana ne anne? Ne demekse o. Bana bak. Eski defterleri açma, fena olur yoksa. Bana bir söz verdin, sana inandım. Cıvıtma. Ferhat bir şekilde çıkar. Onu düşüneceğine, kocan nerede? Onu de bana. O akşam yine eve gelmedi. Dayım iş vermiş. O yüzden gelmedi. Hadi bakalım. Öyle olsun. Zeynep Hanım, çayımı buraya getirebilir misiniz lütfen? Soğukmuş dışarısı. Şu kapalı havuza baktım da çok gereksiz büyük. Namık'la konuşacağım. Yazın yıktıralım orayı. Ne dersin Sandal Hanım? Sana niye dert oluyor havuzun kapalısı açığı? Pardon? Dediğimi duydun. Evin düzenini bozmaya gerek yok. Siz biraz gerginsiniz galiba Handan Hanım. Ferhat'ın tutuklanması size de sirayet etmiş zannediyorum. Alakası yok. Biz evde bir değişiklik icap ederse nama deriz. Senin fikrine hacet yok. Olur, siz bilirsiniz. Zeynep, çayımı bekliyorum. Çok güzel olmuş yemekler. Aileye katılmak öyle kıytırık bir imza ile olamıyormuş demek ki. Öyle mi? Nasıl oluyormuş Yeter Hanım? Sevinciyle neşelenmek, derdiyle tasalanmak gerekiyor. Namık abiniz nişanlandı. Sizin pek keyfiniz yoktu ama. Yanlış mı hatırlıyorum? Yeter haklı Namık. Başımızda bir musibet var. Yakıştığı gibi davranmamız icap eder. Sizin benimle bir derdiniz mi var? Yo. Niye olsun? Pek bir alıngansın nedense. Cüneyt nerede dayı? Şehir dışında mı işleri var? Evet. İşi bitince gelecek. Ferhat'a ne olacak dayı? En kısa zamanda çıkacak. Merak etme, çözeceğim meseleyi. Çözeceğim, çözeceğim. Benim oğlum içeride. Çabuk çöz. Oh, bu adam nasıl buraya bu kadar rahat girebiliyor Yeter Hanım? Merak etme yavrum, Allah onun cezasını verecek. Hadi sen bırak şimdi bunları, uzan şöyle. Gel, gel. Bak abim yanında zaten, o hesabını sorarsan. Düşünme. Şimdi gidecek, onun da sinirini bozacak. Biriniz gidin bakın ne olur. Ferhat abi bunu kapı dışarı etmiştir bile teyze. Sen kendini düşün ne olur. Tamam hadi yavrum, hadi. Hadi bırak artık, düşünme. Bebeğini düşün sen, uzan. Uzan yavrum. Uzat ayaklarını da. Hadi biraz dinlen, düşünme bunları. Sen dur bakayım iki dakika. Ne var anne? Sen Cüneyt'in bu eve geleceğini biliyordun değil mi? Ben nereden bileceğim, delirdin sen iyice. Arayıp durmuyor muydu seni? Çabuk söyle bana. Bilmiyordum tamam mı? Bilmiyordum, geberse de kurtulsam zaten. Cüneyt'in adı geçiyor, her şeyi benden biliyorsun, yeter artık ya. Bileceğim tabii kız. Yediğin nanelerine çabuk unuttun. Ne rahat bırak beni tamam mı? Rahat bırak. Cüneyt'ten falan da haberim yok. Bundan sonra da olmasın. Ferhat daha dün Cüneyt'e yardım eden kim demiyor muydu? Aslı'yla biz. Bir de bebeğimiz tabii. Müsaadeni isteyeceğiz dayı. Anlamadım. Anladın anladın. Biz kendi yolumuzu çizeceğiz. Namık sana söylüyorum. Ferhat diyorum.
Daha dün Cüneyt'e yardım eden kim çıksın ortaya demiyor muydu? Bu adam nasıl böyle elini kolunu sallaya sallaya geziyor burada? Şaka mı bu? Kızını kullanıyor işte, nasıl olacak? Ferhat da insaflı bir adam tabii. Hem sen niye bu kadar panikledin? Onu anlamadım. Canım, Cüneyt tehlikeli biri. Yapmadığı kalmadı adamın. Aslı gitti, onu vurdu, hatırlatırım ben sana. Yani böyle bir adamla aynı evde yaşamak hiç kolay değil. Asıl sen nasıl bu kadar rahatsın, ben onu anlamıyorum. Ben rahatım ama mutlu değilim tabii ki. Göreceğiz bakalım hep beraber neler olacak. Kapıyı çalsaydın yetercim. Beni çağırmışsın. İdil, bize biraz müsaade et. Müsaade sizin. Seni dinliyorum. Buna izin veremem. İzin istememiş ki senden. Gidiyoruz demiş. Bence yapabileceğin bir şey yok. Yeter. Konuş Ferhat'la, ikna et onu. Karın hamile de, nereye gidiyorsun de. Bir şey söyle, bir şey yap, engel ol. Bence en doğru kararı vermişler. Hem doğru da olsa, yanlış da olsa... ben her türlü Ferhat'ın arkasındayım. Lafımı dinle yeter. Lütfen konuş Ferhat'la. Konuşmazsam ne olur? Hı? Ya da tam tersi... gitmelerine ikna edersem? Ne yaparsın? Seni pişman ederim. Çok korktum Namık. Ya bir kere de emir vereceğine, ne yapacağını söyleyeceğine babalık yap oğluna. Bak, bugüne kadar çok hata yaptın. Çok düşman kazandın. Bu sefer bari doğru olanı yap. Neymiş doğru olan? İnsanları kontrol etmekten vazgeç. İnsanların hayatını planlama. Bir kere de düşün Ferhat mutlu mu diye. Hiçbir şey kaybetmezsin. Babalık yap ki o da oğlun gibi davranabilsin. Gerçeği bilse de bilmese de. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.